Leyla ile Mecnun fikri ilk nasıl geldi? Fikri? Yani böyle geldi. Bir şey yapalım nasıl geldi sana? Bana bir proje geldi, senaryo geldi. Senaryo okudum. Daha sonra şeyi sordum, yani kimler var? Çok o dönem için yeni bir fikir çünkü sonuçta. Yani riskli bir şey de böyle bir şeye girmek. Bilinen bir komedi tarzı değil bu. Olup bitenler, oradaki kurgu, karakterler bile. Yani bizim de bilmediğimiz bir şeydi. Aslında öyle kurulmuş bir şey olarak gelseydi bana, ben mesela bunu düşünürüm ara ara, öyle gelmiş olsaydı ben anlamayabilirdim onu. Yani bunu biz nasıl yapacağız, nasıl hayata geçireceğiz? Ya en basitinden 4 tane adamın aynı yatakta yatıyor olmasını, hani insanların sinir uçlarına dokunmadan, bunu işte hassas bölgelere saldırmadan, hassas bakışları olan insanlara rahatsız etmeden, ya böyle bir şeyi nasıl anlatır diye sorardım ben yapımcıya. Ve bunun gibi binlerce şey var hikayenin içinde. Ve o da çok zor, bunu yapamayız falan derdim. Ama kendiliğinden oluştuğu için süreçte, ya organik bir şekilde cana geldiği için, biz de yaparken fark ettik her şeyi. Ya bu, evet ya, çok tuhaf oldu bu. Bu bir şey olacak demek ki. Buradan bir şey çıkaracağız herhalde falan diye. O nasıl bir his? O bir şey olurken ve giderek etkisi büyürken onun içerisinde olmak. O gerçekten tanımsız ya. Karşılığı yok onun yani. Hep şey hissi doğuruyor insanda. Yani ben sevmeliyim önce vardır ya. Yani ben bunu çok seviyorum, yaptığım şeyi, ve bu bir karşılık bulursa ne güzel, bulmazsa da başımın üstünde yeri var. Durumuyla hareket ediyorsun ve karşılık bulduğunu görünce diyorsun ki okey, ben bildiğim şeyle, bildiğim yerde durup, bildiğim alanı genişletip hareket edersem demek ki mutlu olacağım. Yani bu yaptığım şeyde sağlamasını yaptırıyor insana. TRT'de neden bitti o dizi? Yani 104 bölüm çektik. Sonra işte bitirme kararı aldı TRT. Bitti sonra. Sonra tekrar Eksen'de başladı. Evet. 4. sezonu mu Eksen'deki? Yani 4 sezon mu yapıldı toplamda? 4 sezon yaptık. Daha devam eder miydi, yoksa tamam yeter noktasına geldiniz mi? Ya aslında Leyla ile Mecnun şöyle. Biz mesela yaşlarımız ilerliyor falan, yaş alıyoruz. 60-70 yaşında tekrar bir araya gelip hani hayatta kalanlarımızla falan. Öyle bir aurası var o işin. Hmm. Öyle bir konsept yaratıldı kendiliğinden. Yani öyle bir şey yapmak, tecrübe etmek isterim mesela. Bundan 20 sene sonra, 10 sene sonra, neyse artık yani. Tekrar bir araya gelip bir bakmak isterim yani. Oluyor mu? Yani oradaki karakterler de, o mahallede bir şekilde sanki yol alıyormuş gibi bizimle. Yeni bir şey yapma, ben seni anons ederken böyle yenilikle delilik arasında bir başarı hikayesi var. Çünkü bütün yaptığın işlerde bir, böyle benim gözlemlediğim, ben seni seyircin olarak sadece bunu gözlemliyorum. Bir sürekli bir yeni bir şey yapma gayreti var. Ve onun bir hazzını görüyorum seyirci olarak sende. O nasıl bir motivasyon? Yani yapılmışı yapmak değil ama daha yeni bir şey yapmak. Hatta kendi yaptığın işten de sıkılıp daha yeni bir şey kovalama. Hmm. Bu hem çok yorucu hem de başka bir kafa neticede. Onu bir anlatır mısın bize? Yani yeni şey yapmak... Dünyanın en zor şeyi bu arada. Yani yeni bir şey yapayım diye yola çıkmıyorsun zaten. Yani bir hikaye kurmaya başlarken yaptığın şeyin referansın olmadığını fark ediyorsun. Hani bir şeye benzemesin, bir şeylerden esinlenilip yapılmış gibi durmasın derken ortaya yeni bir şey çıkıyor gerçekten. Yeni bir tavır çıkıyor falan. Ve diyorsun ki eyvah, yani üstümüze yük aldık. Biz şimdi bununla nasıl yol alacağız? Yani bunu insanlara nasıl anlatacaksın? Çünkü senden bekledikleri şeyler belli. Hmm. Ya benden şu anda herkes işte Ölümlü Dünya'yı yapayım, işte Leyla ile Mecnun'u yapayım, işte televizyon yaptığım o diziyi devam edeyim falan. Yaptığım işlerin devamını yapmamı istiyorlar. Diyorsun ki yani hayat o kadar kısa ki ya. Yani aynı şeyi defalarca yapmanın bana bir tatmini olmayabiliyor bazen. Yani yeni bir şeyler yapıp oradaki o heyecanı tatmak istiyorum. Onun tuhaf bir heyecanı var çünkü. Riskleri var. Yolculukta karşına çıkabilecek engellerin ne olduğunun belli olmama durumu var. Ya bunlar nasıl başa çıkacaksın? Bu problemler var. Bu problemlerle uğraşmak benim hoşuma gidiyor mesela. Ya onu birine anlatmak, anlatırken işte referans gösterememek. Yani şu anda mesela başında öyle bir şey var, böyle bir proje var. Boğuşup duruyorum onunla. Anlatabilecek gibi bir şey mi? Ya anlatırım da yani birkaç yerde de söyledim zaten. Böyle bir proje tasarlayalım diye konuşmaya başlarken 2-3 ay sonra ortaya bir distopik komedi fikri çıktı. İki arkadaşımla beraber çalışıyorum onu. Soner Bastiat ve Ebru Yılmaz. Senaryo grubumuzda nihayet bir kadın var. Çok mutlu oluyorum o yüzden. Distopik komedi nedir abi? Ya distopik komedi aslında bir sistem komedisi. Ya farklı bir sistemde geçen bir durum komedisi aslında. Hı. Yani.
kendiliğinden çıkmış bir şey. İşte bu yani. Distopik komedi nedirle karşılaştığın zaman distopik komedinin işte referanslarını vermeye kalkıyorsun. Hop o kadar kısır ki yani 3-5 tane iş çıkıveriyor karşına. Onunla anlatmaya çalışıyorsun projeni. Sonra diyorsun ki hayır sıfırdan anlatayım. Bu böyle bir düzenin içinde geçen, böyle bir hayatı olan bir adamın şu durumlara maruz kalıp şunları yaşamasıyla ilgili bir hikaye falan diye anlatmaya başlayınca diyorsun ben bunu yapayım o zaman. Yani ölümlü dünyada yaşadım ben bunu. Ölümlü dünyada bana dediler ki işte bu adamların kiralık katil olması durumunu bence Ali'cim kaldıralım, bunu çıkaralım. Dedim ne yapacağım o zaman, esnaf komedisi mi yapacağım yani? Yani sadece esnaf komedisi üzerine bir şey yapmak istemem. Burada bir durum var. Yani bunu anlatmak falan. Bir sürü insana 2,5 sene boyunca dil döktüm. Bak herkese. Bütün yapımcıların elinden geçti. Kanallara gitti, platformlara gitti. En son dedim yapamayacağız herhalde. Olmayacak yani. Hani öyle para bulmak, finansör bulmak, bir kaynak bulmak falan da o kadar kolay değil. Yani yeni bir şey olduğu zaman muhakkak bir yerde ya bu olmasa mı acaba falan diye bir şeyle karşılaşıyorsun. E işte o olsun ki. Yani ondan sonra sen zaten yani bunu seversen zaten bunu isteyeceksin. Başıma geldiği için söylüyorum bunları. Biz bak Leyla ile Mecnun'a da böyle girdik. 4 bölüm şansımız vardı, 1 ay. Yani 4 bölümde ne yapıyorsak o. 4 bölümde biz gerçekten bıraktık, takıldık. Nasıl 4 bölüm şansı? Öyle bir şey. Tam TRT o zamanlar 4 bölüm şans veriyordu. Kaç yılıydı dizilere? Bu? 2011 falan işte. Yani 4. bölümde eğer reytingler ya da en azından bir kıpırdama, bir hareket... Ki sosyal medyada yok. Ne kadar zormuş yani düşününce. Bir hareket yoksa kaldırıyorlar 4. bölümden sonra. Biz dedik evet 4 bölüm. Ne kadar zamana denk geliyor? 1-1,5 ay. Takılacağız falan. İşte bir dil oluşmaya başlayınca oradan yürümeye başlıyorsun. Ölümlü dünyada çok enteresan bir şey var. Ben mesela şeyde de her şey çok güzel olacak. Var Cem Yılmaz, Masar Alanson. Gişesini sorduğumda hem Cem abi hem Masar abi... Ya benim böyle çok tahmin ettiğim, beklediğimin altında bir şey söylediler. Yani o dönem evet. Sinemada böyle milyonlarca seyredilen bir film olmamış. Fakat sonra zaman içerisinde inanılmaz büyüyen ve şimdi bir efsane, her şey çok güzel olacak. Şimdi Ölümlü Dünya'da da şimdi en son arkadaşlar rakamı yazmışlar buraya. 585 bin kişi seyretmiş aslında. Bana sorsam ben 3 milyon falan derim. Çünkü Ölümlü Dünya ilk seyredildikten sonra bugüne gelen süreçte bir efsane yani repliklerini falan hepimizin ezbere bildiği bir film. Ama ilk seyirciyle buluşmasında senin o bahsettiğin aslında böyle bir o büyük kitleler hareketi olmamış, oldurmamış. Olmadı, olmadı. Yani yavrum ya Feyyaz sakal kıran oldu. Üzüntüden çok üzüldük ya. Ben de çok üzüldüm. Ya istiyordum ki herkes izlesin falan. Çünkü böyle bir şey değil tabii yani böyle kapılar bacalar kırılsın falan derdimiz yok da. Yani bir izlensin hani Feyyaz sinemada falan. En abuk şey olur. Sakal kıran mı oldu? Sakal kıran oldu tabii ki yani Feyyaz yani. Sonra şurada bir böyle bir öbek sakalı gitti yani puf diye attı kendine. Stresten sıkıntıdan tabii yani niye olmadı galiba yapamadık falan. Hemen zaten Feyyaz tipik yani yapamadık abi falan. Dedim abi yapamadık mı bilmiyoruz mu yani. Belki de yaptık yani. Ölümlü Dünya'da çok enteresan bir şey var. Ben mesela şeyde de her şey çok güzel olacak. Var Cem Yılmaz, Masar Alanson. Gişesini sorduğumda hem Cem abi hem Masar abi... Ya benim böyle çok tahmin ettiğim, beklediğimin altında bir şey söylediler. Yani o dönem evet. Sinemada böyle milyonlarca seyredilen bir film olmamış. Fakat sonra zaman içerisinde inanılmaz büyüyen ve şimdi bir efsane, her şey tabii çok güzel olacak. Şimdi Ölümlü Dünya'da da şimdi en son arkadaşlar rakamı yazmışlar buraya. 585 bin kişi seyretmiş aslında. Bana sorsam ben 3 milyon falan derim. Çünkü Ölümlü Dünya ilk seyredildikten sonra bugüne gelen süreçte bir efsane yani repliklerini falan hepimizin ezbere bildiği bir film. Ama ilk seyirciyle buluşmasında senin o bahsettiğin aslında böyle bir o büyük kitleler hareketi olmamış, oldurmamış. Olmadı, olmadı. Yani yavrum ya Feyyaz sakal kıran oldu. Üzüntüden çok üzüldük ya. Ben de çok üzüldüm. Ya istiyordum ki herkes izlesin falan. Çünkü böyle bir şey değil tabii yani böyle kapılar bacalar kırılsın falan derdimiz yok da. Yani bir izlensin hani Feyyaz sinemada falan. En abuk şey olur. Sakal kıran mı oldu? Sakal kıran oldu tabii ki yani Feyyaz yani. Sonra şurada bir böyle bir öbek sakalı gitti yani puf diye attı kendine. Stresten sıkıntıdan tabii yani niye olmadı galiba yapamadık falan. Hemen zaten Feyyaz tipik yani yapamadık abi falan. Dedim abi yapamadık mı bilmiyoruz mu yani. Belki de yaptık yani. Ama işte gişeyi anlamanın yolu da gişeyi gerçekten anlamamaktan geçiyor biraz yani. Biz gişeyi hiç anlamaya bir zaman sonra diyorsun ki ha okey. Yani evet bir gişe seyircisiyle ilgili bir anladığımız bir noktaya geldik. Ama orada da yanılıyorsun. Yani hiçbir şekilde gişeyi, seyirciyi, işte yakın arkadaşlarını, aileni falan düşünmeden iş yapman gerekiyor. Ben Ölümlü Dünya'yı seyredip böyle fanı olacak şekilde, böyle hayran olacak şekilde takipçisi oldum. Fakat
aynı şekilde o dönem film ilk çıktığında seyredip hiç sevmeyenler vardı. Vardı. Ama yani şöyle yani sevene nefret edecek düzeyde. Ya küfür ettiler bana ya. Ya baya küfürler yedim ben. Baya böyle şeyimden işte hesaplarımdan falan böyle sen ne yaptığını sanıyorsun Allah belanı versin falan. Tuhaf tuhaf şeyler yazdılar ya. Dedim, bir film yaptım ya. İşte sonra şeyi baktım mesela annem gitti. Anneme dedim ki yani o kadar etkisi altında kalmışım ki seyircilerin. Anneme dedim ki anne gitme. Onun diye niye gitmiyorum? Oğlum, anne dedim ya çok küfür var. Utanıyorum mu? Yani çok küfür var gitme yani küfür kıyamet film yani. Adam öldürüyorlar falan. Ya olur mu falan diye arkadaşlarıyla gitti. Ben nasıl titriyorum? Allah'ım yani annemle uğraşacağım bir de şimdi. Annem arayacak beni. Oğlum ne yaptınız falan. Ya bir de senle uğraşmayayım falan diye. Öyle şeyler söyleyeceğim bekliyorum. Annem dedi ki biz çok güldük dedi. Nasıl yani dedim. Çok güldük dedi. Biz hepimiz daha kah kah kih kih güldük dedi. Hadi ya falan. Bir daha gitti annem. Dedim ki bir dakika ya. Yani ya insan o kadar hassas bir yaratık ki. Hani biri bir şey söylüyor falan. Falan diye duruyorsun böyle. Ben onu öğrendim zamanda. İşte öyle durmaman gerekiyor. Abi ben bunu yaptım. Günahıyla sevabıyla, dayağıyla, köteğiyle ben bunu yaptım ve bunun sonucuna okeyim, hazırım. Yani hak ettiğim şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Hak ettiğim şey için de uğraşmıyorum. Ama bunu yaptım ve bakalım yani nereye varacak hikaye onu görelim. Yani en azından yapmış olmak güzel bir şey. Bir de ben filmi yaptım, bitti, bağladım, teslim ettim, benden çıkıyor film. Yani sonrasıyla gerçekten de böyle bir yaparkenki kadar çok uğraşmıyorum. Ben televizyonda yayınlandığında Ölümlü Dünya'nın... Televizyon nasıl yayınlandı? Ben anlamış değilim onu ya. Televizyonda bir. Yayınlandı da işte nasıl yayınlandı? Ha ben de bilmiyorum. Platformda mı seyrettim karıştırıyorum oldum bir an. Twitter'da ben mesela çok uzun süredir böyle bir şey hiç görmedim. Bir ölümüne ölümlü dünyacılar var benim gibi. Evet. Bir de ölümüne bu ne yağcılar var. Yani sayıları tabii öbür taraf daha fazla yani sevenler ama... Bu kadar mesela ayrışmış bir şey grubun olması. Abi evet çok orada da tribün oluyor hemen ya. Hemen tribünlere şey biraz Twitter ya. Buna müsait. Twitter daha böyle aslında sevenin daha baskın olduğunun da çok az görüldüğü bir yer. Genelde nefret edenin daha baskın olduğu bir yer değil mi? Yo. Bilmiyorum ya. Ben Twitter... Mesela burada da yani kesin bir şeyler söylemek bence doğru değil yani. Herkesin her şeyi söyleyebildiği bir alan var. Bak dünyanın en acayip şeyi bu. Hani sosyal medya denen şey gerçekten mükemmel bir ağ ve orada her şeyi söyleyebiliyorsun ve insanlar istediklerini söylüyorlar. Ben hiçbir zaman karşı değilim. Herkes her şeyi söyleyebilir ve kimsenin söylediği hiçbir şeyle ilgili de bir geri dönüş de yapmadım. Hani sen kim olarak bunu söylüyorsun falan içimden de geçmedi yani. Ama şunu düşünüyorum. Çok sert bir eleştiri yorum yazıldığında böyle bozulmuyor musun? Hayır işte onu diyorum yani bir etkileniyorsun bundan sadece sonra da etkilenmemeyi öğreniyorsun. Yani haldır haldır saldırmak dünyanın en kolay şeyi. Şu anda ikimiz seninle telefon çıkarıp birini burada ezmeye başlayabiliriz. Yani bir linç girişiminin ilk fitilini biz ateşleyebiliriz yani. Ama o kadar kolay bir şey yani bu. Ve şimdi böyle bir mayın tarlası içinden geçerek iş yapmaya çalışıyorsun. Ve yaptığın şey de hani yeni yani kimilerine göre bazı durumlara göre ilk olacak falan işler yapmaya çalışıyorsun. Ya bilgisayar oyunu gibi bir şey aslında bu yaptığın şey. O kadar eğlenceli ki o yüzden. Yani yeni şey yapmaktan niye vazgeçeyim diye düşünüyorum o yüzden. Dünyanın en eğlenceli şeyi. Şimdi çıktı film bakalım ne olacak. Yani bana ateş mi edecekler Twitter'dan saldıracaklar mı? Küfür mü edecekler? Bağırlarına mı basacaklar? Hiç mi ilgilenmeyecekler? Ne olacak bilmiyorum yani. Sen evet. Robert De Niro'nun jüri olduğu Tribeca'da en iyi erkek oyuncu ödülünü aldın ya. Evet. Orada Amerika'ya gitmişsin festivale. Ödülü aldığında niye orada değildi diye soruyor ortak arkadaşlarımızdan. Kimi sorduğunu da çok iyi biliyorum. Çok seviyoruz kendisini. Mükemmel bir soru. Çok doğru. Evet. Neden orada değildim? Niye sahneye çıkıp almadı diye soruyor. Evet. Çünkü ödül töreninden bir gece önce İstanbul'a dönme kararı aldım. Ya zaten herhalde vermezler diye düşündüm yani. Şeydir yani burada öyledir ödül törenlerine kokusu çıkar hemen. Anlarsın dersin ki kalayım bana verecekler galiba dersin. Burada orada öyle bir şey yok. Anlamıyorsun gerçekten. Hazal hamileydi o zaman. Hazal hamileydi. Ben orada işte Central Park falan. Ben bir telefonumu mu duymadım? Bir mesajımı cevap vermedim. Geç mi cevap verdim? Bir şey oldu. Sen orada şu anda tabii ne yapıyor falan diye böyle bir saydırmaya başladı Hazal. Boğdu beni ya. Gerçekten boğdu yani. Abi diyorum yani festivaldeyim yani. Festivalde yarın ödül töreni var. Belki alacağım. Belki alacağım. Hani alacağımı da geç yani. Alma ihtimalim de yok da. Hani buralardayım ve bir sürü işte Hollywood'dan yönetmenler, aktörler, aktrisler falan bir kaynıyor orası yani. Çok iddialı bir festival. Böyle Hazal beni darla 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 dedim ben gidiyorum ya.
gidiyorum dedim ya. Tamam abi dedim, bana Alp dedim, bana al biletimi, ben dönüyorum İstanbul dedim. Bu çünkü yani o hamilelik döneminde yaşadığım o şey o kadar korkunçtu ki. Sonra döndüm İstanbul'a. Aa nasıl, neden geldin ya falan dedi Azal. Ne falan dedim. Nasıl falan dedim, gel neden gelmişim. Dedim ulan beni mahvettin, öldürdün beni. Mesajlarımı al bak. Aa, mesaj. Destanlar yazmış bana yani. İşte ne o, bir saniye geç cevap verdim mesajına. Dedim ki bak. O bir saniye değildir de muhtemelen. Ya bir saniye olmasın, iki dakika olsun ya. Ya neyse, onu Hazal'a soralım biz, o kaç dakika diyor. Sonra dedim ki bak ben şimdi döndüm. Ve bugün ödül töreni var. İnşallah bir şey olmaz dedim. Yani inşallah bir şey almayız dedim yani. Bak inşallah dedim. Allah'ıma yalvarıyorum dedim yani. Tamamen onun için gitti yani başka. Evet. Evet abi. Hani bir gideyim gezeyim göreyim, bu vesileyle de değil o. Hayır abi, festivale gitmişiz yani. Çok güzel. Yani bayağı başta hatta o da vardı. Fazal da geldi. Geldi, takıldık, eğlendik falan. Festivalin işte davetlerine katıldık falan filan. Sonra döndü o. Bir işi mi vardı, bir şey var hatırlamıyorum. Erken döndü. 3 gün önce mi ne döndü? O aradaki 3 gün beni böyle her gün boğmak falan. Sonra döndüm, dedim ki inşallah dedim aşkım, bu aşk akşam hiçbir şey olmayacak. İnşallah falan. Gece abi oturuyorum, Azal yatmış. Beni böyle bir telefona bir şey geldi, bir bildirim geldi. Beni bayağı taglemişler. Tribeca Film Festivali. Ali Atan yazıyor üstünde. Allah'ım dedim, Azal diye bağırıyorum böyle. Azal! Bitirdin beni, yaktın beni falan diye bağırıyorum. Öyle bir şey. Evde öğrendim ya. Hazal ne dedi peki? Hazal dedi ki ben sana işte böyle mi yaptım falan. Yani bir ton şey söyledi de. Aslında ya bana gel demiyor aslında o. Yani hamileliğinin gereklerini yerine getiriyor o sırada yani. Ben hamileyim, hormonlarım şu an çıldırıyor. Kime saldıracağım burada? Anneme mi saldıracağım? Sen varsın orada falan diye. Ben de onu öyle algılamadım tabii, geri döndüm. Ben tam anlamadım. Ben Hazal'ın bir röportajını da seyretmiştim. Çok kocam köylüyüm diyordu o. Şimdi bu anlattıktan senin de çok hanım köylü olduğunu. Çünkü hanginiz hanginizi söylediği doğru bilmiyorum. Ya hanım köylülük falan değil bu ya. Ben bu bir yani, tık sanki ama öyle. Bunlarla uğraşmak istemiyorum şu anlattığım biraz öyle sanki ama. Hanım köylülük mü? Değil be abi. Bir tık olur abi. Abi yok, yeter bu. Yani ya illallah getirmek bu yani. Yeter artık yani. Ne olacaksa olsun demek yani. Ben yani ne bileyim. Ya o durumlarda ben çok fazla hani ödülmüş falanmış bilmem neymiş falan, önemsemiyorum ya. Ya huzur geri gelsin. Evet de. Abi yani bunu niye yaşıyoruz ki şu anda falan diyorum. Yani niye yaşıyoruz ki şu anda böyle bir kavga etmenin, ya yani kavga eğlenceli bir yere bağlanmayacaksa dünyanın saçma şeyi. Evet. Spesifik böyle ağır bir konun yoksa da herkesle ilgili diyorum yani, biz seninle mesela hani arkadaşız ve bir şekilde kavga ediyoruz. Ya o kavganın bir sebebi yoksa o kavga etmenin hiç kimseye faydası yok ki bence yani. Sadece kadın erkek ilişkilerinde değil, benim evet, normal evet. Arkadaşlık ilişkilerine falan da çok geriyor. Evet evet, yani anlamsız bir şey yani. İçim böyle şey oluyor yani, oradan bir an önce koşup kaçmak istiyorum. Yani biz seninle mesela artık böyle arkadaşlığımıza son vereceğizdir. Tamam, ben sana bıkmışımdır. Bir kavga çıkarırım. O kavgayı büyütür. Tamam abi, beni bir de aramıyorsun. Sen de beni aramıyorsun. Bitti gitti falan diyorsak bu bir şeydir, bir harekettir mesela. Yöntem midir ama bu? Ya yöntem bilmiyorum. Yani bir şeyi sonlandırmanın bir yoludur yani. Ya o zaman okey. Ama durduk yere niye kavga ediyoruz yani? Durduk yere hiç benlik bir şey niye yok. Boğuyorsun bazen yani? Ama bunun beslediği insanlar ve ilişkiler de var. Hani toksik diyorlar kendilerince ama böyle yaşayan ilişkiler var. Kavga edenler, sürekli bununla yaşayanlar, beslenenler falan. Bana da göre bir şey değil bu yani. Yok ya, bu çok sıkıcı bir şey. Ama bunun için yani bir Amerika'dan kalkıp Türkiye'ye geri döner miydim? Ben gelirim ya. O kadar ben gelirim ya. Bilemedim yani. Şey değil ya, Hazal'a sinirlenmek dedi ya, bitsin şu ya falan oldum. Yani bir de şey de yoktu hani, ben burada kalacağım hani. Hani şey de yapmak istemiyorum da karım orada şimdi darlanmış, tamam mı? Bana saydırıyor. Gideyim bir gün önce gideyim falan oluyorsun bir yandan. Ya bir de bitsin şu tatsızlık. Gideyim oturalım falan, ne olacaksa olsun. Siz nasıl tanıştınız Ali Hazal'la? Ben bir senaryo yazmıştım. Hazal oynayacaktı. Sonra öyle bir süreçte tanıştık. Nasıl karar verdin yani? Evleneceğim kadın Hazal'a nasıl karar verdin? Ya biz o süreçleri çok uzun atlattık ya. Çok uzun sürdü yani. Öyle şey midir yani? İlk görüşte aşk, hemen evleneceğim kadın. Hayır. Yok öyle olmadı. Biz bayağı birbirimizi tanıdık. Böyle birbirimizin içinden geçtik falan. Böyle o süreçler biraz hem sıkıntılı oldu, çok eğlenceli oldu. Hmm. Ulan ben galiba bir insanı şu anda gerçekten tanımaya başladığım durumları oldu falan. Öyle bayağı bir 8-9 senelik bir sürecimiz var onunla yani. Evliliğe kadar geçen süreç. Tabii. Hani 8-9 değil de bir 7 senemiz var. Acayip bir evlenme teklif hikayesi var mı? Hiçbir evlenme teklif hikayesi yok. Hiç sevmem öyle şeyleri, hiç de inanmam. Ya bana romantik şeyler, daha küçük şeyler gelir yani. Hmm. Anlar gelir tatlı. Nasıl yani. Peki oldu? Ha? Nasıl evlenme teklif ettin? Bayağı teklif ettim.
Ya biz bayağı otururken bir an evde mi? Evet evet. Yani tek de, evde teklif ettim. Çok güzel bir yüzük aldım mesela. Çok sevdiği bir renkte bir yüzük aldım. Sonra dedim ki evlenelim falan diye çıkardım yüzüğü. Ya onun için bir yerlere gidip falan arabalarla falan. Ya, o da okey, onu da okeyim. Tabii benlik değil yani. Ben köprünün altına için. Hazal. Falan. Ali. Köprünün altına Hazal yazsam herhalde Hazal. Beni vurdururdu orada. Hazal benle evlenir misin falan diye. Yazdıramazdım da ben o kesin. O evlenir misinin misini o yetişmezdi falan. Hazal benle falan diye çıkardı orada.